O yüzden de bu görüşmen bir şekilde gerçekleştirecektir. Şimdi Sayın Fırat, konuşmaya devam edeceğiz ama çok çok önemli bir başlık. Eğitim, değerli izleyiciler. Hep diyoruz ya, eğitim. Özellikle o müfredat, dinselleştirilen müfredat. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, ki aynı zamanda gölge Milli Eğitim Bakanı, suç duyurusunda bulunuyor o müfredatla ilgili. Kısaca kulak verelim, ardından Sayın Fırat'a döneceğiz. Ekonomi ve benzeri alanlarda hastanelere, okullara, kamu kurumlarına nereye giderlerse gitsin ilgili kişilerden izin alması durumu oluşur. Doğal olarak böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Şunu düşünebiliyor musunuz? Bir milletvekili bir hastanede bir sıkıntı var. Hastanenin kapısına gidecek ama güvenlik görevlileri diyecek ki başhekim sizin içeri girmenizi istemiyor. Olay bu derece absürt. O nedenle bu bir yanıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin yaşadığı sorunların konuşulmasıdır. Bir yandan da parlamenterlerin anayasada ve yasalarda tanımlanmış görevlerin engellenmesidir. Bu nedenle bir suç duyurusunda bulunuyoruz. Burada sözü aynı zamanda Profesör Doktor Yüksel Taşkın İzmir milletvekilimize vereceğim. Dün çünkü parlamentoda bir araştırma önergesi verilmişti. Konuyla ilgili bilgiyi de Yüksel Hocam verecek. Değerli basın mensupları, 1285 gündür Boğaziçi Üniversitesi bir itiraz direnişi sürdürüyor, akademisyenler ve üniversite bileşenleri. Ve şunu ısrarla vurguluyoruz. Eğitim akışını bozmadan bu 1285 günlük Türkiye tarihinin, eğitim tarihinin en uzun direnişi devam ediyor. Çünkü bu hocalar ve üniversite bileşenleri, öğrenciler üniversiteye yönelik çökme ve çökertme operasyonuna karşı bir itiraz örgütlemiş durumdalar. Biz asla onları yalnız bırakmayacağız. Tam da bu nedenle orada yaşananların anlaşılması ve meclis denetimine tabi olması için dün bir araştırma önergesi verdik. Muhalefet partileri olarak hazırlandık, dersimize çalıştık, detaylı olarak konuştuk. İktidar milletvekilinin konuyla ilgili yaptığı konuşma mevcut durumdan bir haber olduğunu, bir araştırma ihtiyacı dahi duymadığını gösterdi bize. O Boğaziçi Üniversitesi'nin başarılarını sıraladı. O başarılar zaten o öğretim üyeleri sayesinde mümkün oluyor. Eğitim akışını bozmadan üniversitelerine sahip çıkıyorlar. Burada uzatmadan lafı şunu söyleyeyim. Bizim dokunulmazlık hakkımız, yani kamu kurumlarının denetleme hakkımızı engelleyenlere karşı suç duyurusunda bulunduğumuz gibi bu onurlu direnişi ülkemiz yararına, ülkemiz akademisi yararına olan bu onurlu ve barışçıl direnişin her zaman yanında olacağımızı vurgulamak istiyorum. Saygılar sunarım. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun. Tamamdır. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde gündem yaratan bir görüntüydü. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmişti o alternatif mezuniyet kutlamasına girmek için, katılmak için.